Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Nilüfer Caner Yüz Yaş Evi üyeleri için etkinlik düzenledi. Etkinlikte üyelerle bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, yüz yaş evlerimizin sayısını artıracağız dedi. Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nü anlamlı bir etkinlikle kutladı. Nilüfer Caner Yüz Yaş Evi üyeleri için düzenlenen kahvaltıda bir araya gelen yaşlılar keyifli anlar yaşadı. Ana amacı 60 yaş üstü vatandaşların sosyal hayata daha aktif katılımını sağlamayı hedefleyen Yüz Yaş Evi'nde üyeler değişik etkinlikler gerçekleştiriyor. Yüz Yaş Evi'nde sohbet, televizyon, okuma, oyun, dinlenme ve teknoloji odasının yanı sıra resim, ahşap, boyama, mozaik gibi hobi çalışmaları yapılıyor. Hafta içi her gün hizmet veren Yüz Yaş Evi'nde sağlık personeli tarafından belirli günlerde üyelerin kan şekeri ve tansiyon ölçümleri de yapılıyor. Yüz Yaş Evi üyelerinden Rabia Küçük şu şekilde konuştu. Yaşın bir güzelliği var. Evet. Bu 100 yaşında bize sağladığı bütün imkanlar çok teşekkür ederim. Yüz Yaş Evi'ndeki bilgisayardan faydalanarak açık öğretim mezunu olduğunu belirten Fevzi Besli şöyle söyledi. Orada halk müziği çalışmaları var, atölye çalışmaları var. Ondan sonra şeyler var, yazlık sinema etkinlikleri oldu. Bilgisayarlardan yararlanabiliyoruz. Bilgisayardan ben özellikle yararlandım. Açık öğretimi bitirdim oradan. Uzaktan öğretimi, lisansımı tamamladım. Son derece memnunuz. Sadıka Eti ise şu ifadeleri kullandı. Allah her yönüyle çok güzel. Şimdi yani bunu belediye başkanlarımız olsun, oradaki arkadaşlarımız olsun, yapılan işlemler olsun, her şey için teşekkürler. Koro'ya katılıyoruz. Mesela İngilizce kursu var, onu katılıyoruz. El işi var, boyama, onları katılıyoruz. Yüz Yaş Evi'nin kendisine iyi geldiğini belirten Hayriye Şahin şöyle konuştu. Devamlı gidiyorum. Kurslarımız var. Katılımlarımız güzel. Katılıyorum. Hizmetlerden memnunum. Bu etkinlik için çok teşekkür ediyorum. Sebiha Yerlikaya şunları dile getirdi. Emekliye ayrılan bizler soluğu hastanede alıyoruz. Ama böyle etkinliklerle sağlığımız daha bir yerinde oluyor. Eve hapsolmuyoruz. Yalnızlığımızı yaşamıyoruz en azından. Birbirimize hoşça sohbetler ediyoruz. Geçmişi yad ediyoruz. Güzel günlerimizden bahsediyoruz. Ama çok güzel gerçekten. Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras şöyle söyledi. İlçe belediye başkanlarımız da gayretle çalışıyorlar. Vatandaşlarımıza hizmet etmek için elinden geleni yapıyorlar. Biz de büyükşehir olarak her türlü desteği veriyoruz. Hep birlikte olalım, dayanışalım, beraber olalım. İlçe belediyeleri, büyükşehir belediyesi, hükümetimiz, devletimiz, valimiz hep birlikte çalışalım. Sizlerle olmak tabii bize yeni ufuklar da açıyor. Sizlerin tecrübeleri, deneyimleri çok önemli. Zaten başarı böyle geliyor. Diyor ki atamız, Mustafa Kemal bir put değil. Mustafa Kemal bir fikir, bir ideoloji. Hiçbir zaman ölmeyecek bir fikir ve ideoloji. Bizler de zaten atamızın bize gösterdiği bu hedefle her zaman hareket ediyoruz. Atamızın bize gösterdiği, bıraktığı bu miras bizi geleceğe taşıyacak bir miras. Sizlerin tecrübesiyle, deneyimiyle, gençliğin dinamizmiyle bunları birleştirirsek başarı sağlayabiliriz ancak. Sizleri çok çok seviyoruz. Sağ olun, var olun.